Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün güzel bir mevlüt örtümüzün arasında bulunmuş olan dağ modelini ve alttaki gitmiş olduğumuz Trabzan modelinde kısa bir bölümünde göstermek istiyorum arkadaşlarım. Bu modelimizin birçok dağ modelleri farklı olan İnoyası modelleri kanalımıza yüklü arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Burada çalışmış olduğumuz yine çiçek modelimizin yapılışı ve örtümüze eklenmesi de yine kanalımızda mevcut. İnşallah onları da açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlarım. Bugün yine tekrar buna benzer birçok daha modellerimizi çıkarmıştık ama tekrar buna göre sizlere kısa bir yerinde yaparak da göstermek istiyorum arkadaşlarım. Burada arasında çalışmış olacağımız yere göre burada arada mesafelerini ayarlayarak çiçeklerimizin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bu değişebilir arkadaşlar. Ölçülerini ona göre ayarladıktan sonra ikinci dağımızı yaparsanız çalışmış olduğunuz çiçeğe göre daha da iyi olacaktır arkadaşlarım. Daha büyük veya daha küçük olabilir çalışmış olduğunuz modeller. Ona göre ayarlarsanız iyi olur. Burada hemen kısa bir yerinde alttaki gitmiş olduğumuz trabzanımızı yapalım. Bunların iki kat ve tek kat olanları yine kanalımızda ayrıyetten trabzan modelleri olarak K yapımı olarak da mevcut arkadaşlar. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Yapımımıza geçmeden önce arkadaşlarım sizlerin yapmış olduğu beğeni, yorum ve abonelikler bizlerin kanalımızın büyümesi için çok kıymetli ve değerli. Sizler de videolarımızı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız memnun olurum. Beğendiğiniz videolardan da paylaşarak bizlere destek olursanız yine çok memnun olurum arkadaşlarım. Abonelik ücretsizdir. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ilk yapımında K yapımızı bu şekilde düğümümüzü atıp tekrar dibine boyun ayarlayıp inip bir daha üste çıkarak devam ediyoruz. Burada yarım olduğu yerden devam ettiğim için ipimizi indik. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyerek devam edelim inşallah. Bu şekilde yaparak çıkıyoruz tepeye. Tekrar bir yanındaki zürafamıza ipimizi boyunu ayarlayarak iniyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada tam ortasına gelecek şekilde iğnemizi koyarak ipimizi atıyoruz iğnemizin üstünden ve bu şekilde arkadaşlarım ortadaki düğümümüzü bağlıyoruz. Tekrar tepesine batıyorum. Ve bir yanındaki zürafaya boyunu ayarladıktan sonra iniyorum ve düğümümü sıkılaştırıyorum. Tekrar tepesine batıyorum. Bir yanındaki zürafaya iniyorum. Ve ikisini birlikte tam ortasından tekrar göstereyim arkadaşlar. Belki ilk defa yapan arkadaşlarımız olabilir. Bakın bunun tam ortasından iğnemizi ipimizi üstten sararak düğümümüzü sabitliyoruz. Tekrar tepesine batıyoruz. Burada model çalıştığım için çok uzun çalışmadım arkadaşlar. Bir yanındaki zürafamıza batarak modelimizin bu sırası bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir üst sıramızda her bir zürafamızın içine batıyoruz arkadaşlar. Bir ortadaki bakın boşluk olan ipe bir de diğerinin tam ortasına her birinin tepesine batarak bir üst sırada devam ediyoruz. Zürafamızın üzerine biraz önce yapmış olduğumuz modeli uyguluyoruz. Üzerine de bir araya gelecek şekilde bir de diğerinin tepesine bakın burada araya gelecek şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. Bu K yapımının iki katı olan modeli kanalımıza yine yüklü arkadaşlarım. Oradan bakarak sizler de istediğiniz modellerden yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada da
bırakıyoruz ve bir sonraki üstteki dağımızı yaparak devam edelim. Arkadaşlar ben arasında motiflerimizin dediğimiz gibi sayılarını ayarlayabilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bıraktım. Bunları biraz daha fazla veya noksan da bırakabilirsiniz. Ekleyeceğiniz zaman da iki dağımızı bu şekilde birleştirip yapmış olacağımız dağla birlikte arkadaşlar bu ikisini tam ortasındaki zürafamıza ipimizi bağlıyoruz. Bu şekilde monte ediyoruz. Onun videosu yine kanalımızda mevcut arkadaşlarım. Burada ipimizi eklemiştim. Aynı yerin içerisine bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırın tepesine batıyoruz. İpimizde biraz uzunluk bırakarak sinek kanadı dediğimiz modelimizin dağını yapıyoruz. Bazen maydanoz da denilebiliyor. Farklı farklı isimler kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu model birçok iğne oyası, örtü, yazma, havlu ve mevcut örtülerine çok yakışıyor arkadaşlarım. Bakın ikincisini de yapıyoruz. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü zürafamıza batıyoruz ve burada yine sinek kanadından yaparak diğerine geçiş yapacağız. Bakın arkadaşlar. Bu ilk olan kısmını yapıyoruz. Bir tane pırpırımızı yaptık. Çok büyük, çok küçük de olmayacak. Tepesine ipimizin boyunu ayarlayarak düğümümüzü atıyoruz. Ve bakın arkadaşlar, diğerinin ikinci yapmış olduğumuz yaprağımızın tepesine ipimizi uzatarak düğümümüzü atıyoruz. Ben şöyle biraz daha kenara alayım. Evet arkadaşlar. Uzatmış olduğumuz ipimize bir tane düğüm atıyorum. Direkt olarak pırpır da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha muntazam olacaktır. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine düğümü atıyorum. Tekrar aşağı inerken ipimizin boyunu ayarlayarak iniyoruz. Aynı yerin içerisine bir tane daha yapıyoruz. Bakın yukarı çıkarken yapraklarımızı bu şekilde tekli çıkıyoruz. Aşağıya inerken doldurarak iniyoruz. Tekli veya çiftli düğüm yapabilirsiniz bunlarda. Yine yuvamızın içerisine inmiş olduğumuz yere tekrar yaprağımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada bir yanındaki zürafamıza batıyoruz. Tekrar onun yanındakine. Diğerine batarak
Buraya yine bir pırpır yapalım. Bunları böyle küçük de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Küçük olarak da yapabilirsiniz. Mail tortilerinin arka taraflarında bunu da başka bir videoda çekebiliriz. Yazma kenarlarında yan ve arka tarafında üç tarafına yapmak istemeyen arkadaşlarımız bu şekilde yanına bunu, arkasına da yine daha küçük olan kuyumcu kafes dediğimiz İnoyası modelinde yapabilirsiniz. Veyahut yazmalarda birçok yerde de yine bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Artırma tekniğimiz bu şekilde. İstediğiniz büyüklükte dağımızı yapabilirsiniz. Daha küçük, daha büyük olarak. Bakın ipimizi uzattık. Hemen uzatmış olduğumuz ipin içerisine düğümümüzü atıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Tepesine batıyoruz. Bu şekilde yine aynı yerden boşluk olan ipimize düğümümüze attım. Dediğimiz gibi arkadaşlar düğüm atmadan da direkt olarak yapabilirsiniz. Her iki türlü de yapılıyor. Bu şekilde ben daha hoşuma gittiği için sizlere de göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Aşağı inerken aynı yapmış olduğumuz yer boşluk içerisine bir pırpır yapıyoruz. Tepesine düğüm atıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz. Aynı yere pırpırımızı yapıyoruz. Yanındaki zürafanın içerisine. Eğer zürafalarımız daha küçük veya daha büyükse aradaki mesafeleri sizler ayarlayabilirsiniz arkadaşlar boyunu. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Bu üçlü olan yaprağımız. Bu da 1, 2, 3, 4, 5'li olan. Sizler istediğiniz boya gelene kadar bunu aynı şekilde artırmasını yapabilirsiniz. Yanına farklı renkler de çalışabilirsiniz. Başka bir videolarımızda inşallah onları da tekrar göstereceğim. Arkadaşlar ben diğer sırayı da yaparak devam ediyorum, ilerletiyorum. Bir de düğümlerimizi atarken arkadaşlar in oyalarında bakın sıkıca düğümümüzü sıkıştıralım ki oyalarımız da bozulma da olmayacaktır. Hiç ütülenmeden de ütülenmiş gibi görünecektir arkadaşlar. Bir de milt örtülerinde, iğne oyalarında sabunlu bezden ütülemeyin de yine videosunu en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın yanına bir pırpır yapıyoruz. Tepesine batıyorum düğümü. Atıp tekrar dibine düğümümüzü sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar birinci zürafamızı bu zürafalarınız daha iri ise arada iki tane bırakabilirsiniz. İkincisini yaptık. Bunların boyunu sizler ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Üç tane zürafamız oldu. Ve tekrar buraya bir tane pırpır yapıyoruz.
Tepesine ipimizin boyunu ayarlayıp düğümümüzü attık. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da ilerletelim. Bakın çıkarken yarım olarak çıkıyoruz yaprağımızı. İnerken aynı yere bir tane daha yaparak tamamlamış oluyoruz. Bunlar da istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Aynı olduğu için biraz daha hızlı yapıyorum buralarda arkadaşlar.